Herkese merhabalar arkadaşlar. Yoğun istek üzerine sizden gelen sorularla bir bölüm hazırlamaya karar verdim. 2014 yılından beri çalışan, tabiri caizse bonuslar dağıtan bir platform para kazandırabiliyor mu? Güvenilir mi? Para yatırılır mı? Buradan nasıl ve ne kadar kazanabiliriz gibi sizden gelen sorulara cevap vereceğim. Onun da üzerine tabii ki bu zorlu dönemlerde daha fazla çekiliş yapmaya çalışıyorum. Yine bir çekiliş yapacağız. İki arkadaşımıza totalde yaklaşık 1000 TL'yi dağıtacağız. Küçük birkaç tane yapılacak şey var. Videonun sonlarına doğru zaten onu da konuşuruz. Şimdi daha fazla vaktinizi almıyorum. Neymiş bu bonusları dağıtan platform, onu beraber görelim. Haydi. Arkadaşlar dediğim üzere sizden çokça soru geldi. Bazen böyle bütün sosyal medya hesaplarıma bakıyorum, YouTube'a bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Oralardan mesajlar geliyor. Belli bir platform üzerine çokça mesaj gelirse, atıyorum 10 tane, 15 tane, 20 tane daha fazla gelirse sonra bu platformu tamam bir inceleyeyim diyorum. Çünkü birçok kişinin ilgisini çekmiş belli ki. Ya birçok kişi kullanıyor ya da kullanmak istiyor. Ben de kendi görüşümü sizlerle paylaşmak açısından böyle bir şey yapıyorum. Şimdi buranın ismi Expert Option. Bu nedir, ne değildir, güvenilir mi, para kazanılır mı? Bu gibi sorulara beraber bakacağız buradan. Bu platform aslında 2014 yılından beri açık. İlk başta da söylediğim gibi. Yani uzun sürelerdir zaten işlevsel olan bir platform. Ve şöyle güvenilir sorusuna biraz da cevap veriyor bu kadar senedir açık olmasından. Tabii ki hani hemen güvenip her şeyi buraya yatırmak doğal olarak olmaz. Ama yine bu platform 150 farklı ülkede çalışıyor ve 70 milyondan fazla da kullanıcısı var. Yani buraya gelip trade yapan, bir şeyler öğrenen insanlar var. Bir şeyler de öğrenen diyorum. Çünkü eğitimleri de var ücretsiz verdikleri. Hani buraya parayı yatırın ya da yatırmayın, o kadar önemli değil. Aynı zamanda finans konusunda, işte piyasalar konusunda bilgi verdikleri bültenleri de var. Bunlar tamamıyla ücretsiz. Hani sadece bunlarla ilgileniyorsanız bu da bir seçenek olabilir tabii ki. Onlardan birazdan da bahsedeceğiz. Ha bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Trustpilot'ta hani insanların buraya gelip yorum yaptığı, birçok platformu incelediği siteler vardır. Bu sitelerden bir tanesi zaten bilinenlerden Trustpilot. Burada 5 üzerinden de 4.3 almış. Hani gidip burayı da okuyabilirsiniz tabii ki buraya gelmeden önce, ki ben üzerlerinden geçtim. Birçoğu zaten anladığım kadarıyla puandan da pozitif olmakta. Yine tabii her zaman söylediğim gibi riskleri bilerek böyle platformları kullanmak, ona göre yatırım yapmak her zaman daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben gereken linkleri her zamanki gibi vereceğim ama platforma ilk geldiğimiz zaman şöyle bir sayfa göreceksiniz. Burada sayfayı aşağı indirerek zaten nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Çünkü bütün bilgiler zaten Türkçe'de var burada. Birçok ülkeye de hizmet verdikleri için. Ama değilse de bu sol üstten Türkçe haline getirebilirsiniz. Oradan da yapabilirsiniz işlemlerinizi sonrasında. Şimdi burada ücretsiz demo diye bir şey var. 10.000 dolarlık bir demo hesap veriyorlar. Bu demo hesapla zaten para yatırmadan önce eğitimleri herhangi bir şey bilmiyorsanız tamamlayıp ondan sonra demo hesapla nasıl çalıştığını gördükten, birkaç indikatör denedikten ki beraber de yapacağız birkaç tane, onu da açıklayacağım sizlere nasıl olduğunu ya da benim nasıl normalde bu tarz platformlarda, çünkü farklı işleyişleri var normal spot alım satımına göre, bu tarz platformlarda ben ne yapıyorum size onu anlatacağım. Bu en son çekilişe geçmeden önceki bir bölüm bu olacak, yani onu göstermiş olacağım size. Şimdi girdiğiniz zaman ücretsiz demoyu deneyine tıkladınız mesela. Bakın böyle bir hesap çıkacak. Burada hesap açmadığınızda sadece demoyu deniyorsunuz. Gördüğünüz üzere real account kısmı var ve demo hesabı var. 10.000 dolarla demoyu deniyorsunuz burada ve burada işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu işlemlere geçmeden önce size biraz daha bilgi vereyim. En azından neyi nereden bulursunuz onu anlatayım. Bu bonuslarla alakalı söylediğim şeyi göstermeye çalışayım. Hani neden böyle diyorum, bonusları büyük diye. Ondan sonrasında da en son işlemleri yapacağız. Sonra da çekilişe geçeceğiz zaten. Şimdi burada gördüğünüz üzere arkadaşlar tek ihtiyacınız olan ana sayfa aslında burası. Yani işlemleri yapabildiğiniz yer burası. Burada belli özellikleri zaten kendiniz de görebilirsiniz ama ben en azından kendi kullandığım gibi anlatmaya çalışacağım. Sol üstte bakın grafik türleri var. Bu grafik şu an daha kısa vadelerde 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika gibi vadeler olduğu için en kullanışlı grafik diyebilirim. Burada vadeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani düşüş olacağını öngördüğünüzde buraya tıklamalı ya da yükseliş olacağını yani long yaptığınız zaman da buraya tıklamalısınız. Bildiğiniz vadeli işlemlerin farklı bir kullanışı. Ama burada şöyle bir artı var. Normal kripto borsalarının yanı sıra emtialar, işte altındır, gümüştür, farklı kuruluşların hisseleri var burada. Onun dışında kriptolar da var ama hepsi değil bunların. Belli başlıkları var. Tabii ki Bitcoin, Ethereum olmak üzere. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben burada açıkçası Bitcoin'i kullanmayı tercih
ediyorum. Daha volatil, daha oynak. Hani buradan fırsat bulabilmek daha kolay olabiliyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere 100 dolar yazmış. Bunu istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla minimum 1 dolarla bile işlem yapabiliyorsunuz. Hani 1 bile yazsanız, long denemiş olsanız zaten buradan o 1 dakika geçtikten sonra size belli bir süre sayıyor, buna bakacağız. Ondan sonra kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Bu Euro-USD paritesi. Yani burada Forex kısmını, Foreign Currencies dediğimiz farklı para birimleriyle de yapabiliyorsunuz işlemlerinizi. Tabii ki tamamıyla size kalmış ne yapmak istediğiniz. Ama her zaman bu diğerlerine göre vadeli kısmı gibi olduğu için diğerlerine göre daha riskli olduğundan bunu kesinlikle çok iyi çalışmalı. Her zaman kaybedebileceğiniz bir parayla burada yatırım yapmalısınız. Trade yapmalısınız. Alım satım yapmalısınız. Şimdi ben kendi hesabıma gireyim. Oradan devam edelim. Oturum aç kısmına tıklıyorum. Burada zaten benim hesabım var. Oturum aç diyorum. Ben buraya biraz para attım ama gördüğünüz üzere demo hesabımla da tabii ki biraz işlem yaptım. Aldım sattım, aldım sattım. İki kere kazandım, iki kere kaybettim gibi düşünün. 10.017'ye çıkarttım. 17 dolarlık bir kazancım var gördüğünüz üzere. Tabii ki hani burada işlemleri demo ile yaptım. Öncelikle burayı anlayabilmek açısından. Ve yine görüyorsunuz Bitcoin ile yapıyorum. Buradan da seçebiliyorsunuz fark ettiyseniz. Bakın pariteler burada, emtialar en çok kullanılanlar burada. Ve Bitcoin de bunlardan bir tanesi. Burada araştırabilirsiniz. Para birimleri, kripto birimleri, işte hisse senedi, emtialar zaten başlık başlık yazmış burada. Bitcoin'i seçtikten sonra bakın 1 dakika kalmış, hani bu kısa sürelerde yapabiliyorsunuz. Başvur dediğiniz zaman zaten açıyor. Hani Türkçe olarak ayarlarsanız. Şimdi buraya para yollarken o bonus kısmı vardı. İlk başta hesabınızı açtığınızda, ben zaten dediğim gibi gereken linkleri vereceğim. Hesabınızı açtığınızda size 1 saat veriyor. 1 saat içerisinde yatırdığınızın 2 katı bonus veriyor. Böyle bir promosyonları var. Bu bonusu burada işlem yapmak için kullanabiliyorsunuz. Ama özelliklerini çok iyi okuyun. Çünkü bonusu tabii ki buradan çekemiyorsunuz. Onu sadece trade yaparken kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde eğer kabul ediyorsanız öyle yatırın. Ya da bonus istemiyorum, ikramiye istemiyorum derseniz. Çünkü o 1 saati geçtikten sonra farklı bonusları da var. Yine görüyorsunuz bakın. 2500 dolar yatırıyorsunuz. 1250 bonus veriyor. Mesela tıkladık şuna. Gördüğünüz bakın 2500, 1250, 3750 alacağınız şeklinde koymuş buraya. Tabii bu kısmı işte trade yaparken kullanabiliyorsunuz. Ya da ikramiyeyi tıklamazsanız ikramiyesi olarak 2500 olarak alırsınız. Yani herhangi bir bonus olmadan sadece bunu kullanırsınız. Tamamen size kalmış. Yatırım kısımlarında bakın Papara, Binance Pay, kripto kısımları var. Hani bize daha çok uyabilecek. Tabii ki Visa ya da Mastercard da kullanmak isterseniz o seçeneği de koymuşlar. Şimdi güvenilirlik bakımından birkaç tane daha şey söylemek istiyorum. Bakın şunu kullanıyorlar. PCI DSS yani Security Standards diye geçmekte. Bu American Express'in başlattığı, sonradan Visa'nın ve Mastercard'ın da dahil olduğu bu standartlara uygunluk çerçevesinde yapıyorlar bu işlemlerini. Hani para yatırımı, para çekmeden bahsediyoruz. Aynı zamanda hızlı söylemeye çalışayım. SVG, FSA tarafından da korunmaktalar. Yani bu da hani bu kontrollerini yapıyor. Bunların işleyişinin doğru olduğunu, bu testleri geçtik sonra devam edebileceklerini belli aralıklarda yapmakta. O yüzden de zaten bu özellikleri güvenilirliğini biraz daha arttırıyor. Ama her zaman söylediğim gibi riskler her zamanki gibi var arkadaşlar. Sadece burayı göstermek istedim ama bonuslardan bahsettiğim için nasıl kullanabileceğinizle alakalı. Gördüğünüz üzere burada da para çek kısmına hani herhangi bir şey kazandığınız zaman buradan çekebiliyorsunuz direkt. Analiz etme kısmı var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Burada bakın market overview yani piyasa analizi yaptığı videolar var. Her gün gördüğünüz üzere 24, 23, 22 şeklinde her gün yapıyor bunu. Siz de buradan daha önceki günleri kontrol edebilir, gidişatı az çok anlayabilir, ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bakın varlıklarla alakalı bilgiler var, hisselerle alakalı bilgiler var. Yani sizlere ücretsiz bir şekilde açtığınız bir hesapla bu bilgilerin hepsini zaten vermekte. İstiyorsanız buradan öncelikle bilgileri topladıktan sonra hareket edebilirsiniz. Eğitim kısmında şurada göstereyim. Bakın sözlük, teknik analiz, grafik analiz, temel analiz. Yani bunlar genel olarak yazı ama videoları da var. Bu yazıları Google Translate'ten eğer İngilizceniz çok iyi değilse Google Translate'ten çevirdikten sonra kullanabilir. Burada da çalışabilirsiniz. Hani en azından bu bilgileri veriyor olmaları güzel. Eğer istiyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki. Bir de uygulamaları var. Mobil uygulamaları var. Hani iOS ve Android için. Onun dışında bir de desktop var. Yani masaüstü uygulaması var. Ben onu kullanmadım ama istiyorsanız buradan indirebilirsiniz Windows için ya da MacBook için eğer öyle bir şey kullanıyorsanız. İndirip buradan da hesabınızı açıp işlemleri yapabilirsiniz. Binance gibi düşünün. Onların da kendi aplikasyonu var yani masaüstü bilgisayarlar için. Onun dışında canlı sohbetleri de var. 7/24 açık. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman onlara ulaşmak istediğiniz zaman hani bu işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Bu da güzel bir şey bence. En azından bunu eklemiş olmaları gayet güzel yani. Ticaret kısmı da az önce zaten gösterdiğim grafiklerin kısmı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde böyle işlemleri yaparken daha hızlı olmanız gerektiği için 1 dakikalık süreler, 1,5 dakikalık süreler olduğundan ben
belli bir indikatör kullanıyorum. Daha önceki birkaç benzer videomda da aslında bu indikatörleri göstermeye çalıştım. Şimdi burada göstergeler kısmını göreceksiniz. Ben genel olarak BTC hani güvenli liman olduğu için kriptolarda ve volatil olduğu için yine para da kazandırabildiği için burada benim yaptığım göstergeleri kullanırken Bollinger bantlarını seçmek. Bollinger bantlarına tıkladığım zaman zaten buradaki göstergeler benim için okeydir. Yani fabrika ayarları diyelim. Başvur dediğiniz zaman hani bu kısa süre içerisinde şu bantları yerleştirecek. Benim burada yaptığım genel yöntem bantın ortasında biraz daha kararsızdır ama en aşağısına çarptığı zaman long denemek, en yukarısına çarptığı zaman da short denemek. Bu kadar. En çok kullandığım yöntemlerden bir tanesi bu. Yani burada vadeli işlemler gibi olduğu için sizin öngörünüzle hareket ediyor. Ama buna hala indikatörde ekleyebiliyorsunuz. Bu yanı güzel. Şimdi ben zamanın gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra yapacağım. Bakalım işimize yararsa görmüş olacağız beraber. Şimdi gerçek hesabımızda bir deneyelim. Demoda deneyin mutlaka siz ilk başta. Ondan sonra yapmak istiyorsanız yapın tabii ama gerçek hesabımızda bir deneyelim. Küçük bir miktarda yatırmış bir denemiş olalım burada işlem yaparak. Bakın şu an gerçek hesabındayım. Şimdi fırsat kolluyorum. Buralar benim için biraz riskli ama yukarıya gidecek şekilde burada diyelim ki 50 dolarlık denemek istiyorum ben. Yukarıya değerse de aşağı doğru yapacağım. Şimdi beklemedeyiz. Değdiği gibi şöyle aşağıya başlatıyorum. Burada alabileceğim karı da gösteriyor fark ettiyseniz. 91.50. Ve 1 dakikalık bir zamanımız var. Fark ettiyseniz en tepeye çarptıktan sonra tekrar aşağı düştü. Buradan eğer yapmış olsaydım yeni işlem yapabilirsiniz iki işlemde. Gördüğümüz üzere yeni işlem de eklenebiliyor. Buradan da yukarıyı tercih ederdim tahminen. Hani buradan tekrar yukarı çıkacağını. Şimdi ona işlem açmayacağım ama bir bakalım buradan tekrar hani şu çizgide olsun yukarı tekrar çıkacak mı buradan diye. Şu an yaklaşık bir 25 saniyem var. Bakalım çok büyük bir atak olmazsa buradan kar elde edebilmiş olacağım. Evet ilk işlemimden zaten karlı bir şekilde hani 50 dolarımı geri aldım bir de üzerine 41.50 dolar daha aldım. %82'lik bir kar elde etmiş oldum buradan short denediğim için. Diğerinde biraz daha hala aynı seviyede devam etmekte. Bilmiyorum tabii ki 1 dakikasını şimdi sayamadık. Galiba daha 40 saniyesi var bunun olmasının. Ha, aşağıda inebilir burada yaptığı gibi tekrar yukarıda çıkabilir. Ama benim genelde yaptığım işlem bu şekildedir. Hani yukarı çarptığı zaman ki burada da işe yaradığını görmüş olduk. Evet şu an gördüğünüz üzere gerçek hesabım 1041 dolar oldu. 1000 dolar yatırmıştım. 41 dolar daha üzerine eklemiş oldum. Şimdi o 41 doları istiyorsam bu tamamıyla herhangi bir bonus yok burada. Bu 41 doları istiyorsam çekebilirim. Hani gidip de kripto ile de çekebilirim bunu. Tamamıyla bana kalmış USDT olarak çekebilirim. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın biraz daha zamanımız olsaymış biraz daha tekledikten sonra nasıl yukarı çıktığını görebiliyorsunuz. Yukarıda kırdığı zaman burada tahmini olarak ben tekrar aşağı düşüş derdim. Biraz yukarı çıktıktan sonra tekrar aşağı düştüğünü görebiliyorsunuz. Hani burada Bollinger bantlarını kullanmış olsaydık o 50 dolarla yine tekrar 1.91 dolar alabilirmişiz. Zaman içerisinde eğer tekrar yukarı çıkmazsa. Hani bu şekilde sistem çalışıyor da diyebiliriz. Yani yapmak isteyenlerin aklında bulunsun. Evet bu kısmı da gördüğümüze göre artık çekilişe geçebiliriz. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Twitter'da bununla alakalı videomun tweetini RT'liyorsunuz, like yapıyorsunuz. Bu ikisi bir de üstüne verdiğim linkten ücretsiz bir şekilde herhangi bir illa para yatırmanıza gerek yok. Buraya üye oluyorsunuz. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra yarın tahmini olarak akşam üzerinde zaten iki tane şanslı arkadaşımıza ödüllerini yollamış olacağız. Süper. Yine detaylı bir bölüm oldu. Sizlerden gelen soruları burada yanıtlamış oldum. Umarım yararlı olur. İnşallah kullanır ve buradan kazanç elde edebilirsiniz. Ama riskleri her zaman hatırlayın. Bakın 4. ya da 5. söylüyorum. Bu videoda. O yüzden lütfen dikkat edin buna. Onun dışında yine dediğim gibi bilgiler yararlı olduysa bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hızlı bilgiler ve çekilişler için de Twitter ve Telegram'ım da var. Aşağıda da veriyorum onların linklerini. Beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.